robotik laparoskopik cerrahide, normal klasik laparoskopik cerrahide yaptığımız bütün ameliyatlar yapabilirsin. Ancak robotik cerrahinin bir eğitim süreci var. Yani bir kişinin önce laparoskopik cerrahide 6. seviyeye gelmesi gerekiyor. 6. seviye içinde gerekliliklerden bir tanesi rahatlıkla dikiş atabilmek ve düğüm bağlayabilmek karın içinde aletler kullanarak. Robotik cerrahide bunun üzerinde bir de aletin kendine has kullanımı var. Bunun için de bir eğitim almak gerekiyor ve maliyeti yüksek bir cerrahi modalite. Robotik cerrahi ve bizim esas avantajımız olan iki nokta var. Bunların bir tanesi çocuk sahibi olmak isteyen ancak miyom nedeniyle gebe kalamayan hanımlarda robotik cerrahi miyom alındıktan sonra dikiş kolaylığı sağladı ve dikişin çok daha titiz atılabileceğini sağladığı için orada yeri var. İkincisi de organ sarkmalarında, özellikle rahimin aşağı sarktığı durumlarda bizim arada hazneyle omurgaya dikeceğimiz alan arasında koyduğumuz mesh var, sentetik meshler. Onların dikilmesinde robotik kolların o bizim el hareketimize benzer artikülasyonu çok rahat olduğu için dikiş rahatlığından dolayı onda robotik cerrahinin yeri var. Onun dışındaki her ameliyat laparoskopiyle yapabilen kişi zaten robotik olarak yapabilir.